Herkese merhabalar arkadaşlar. Mahallenizin nalburuna, House Flipper'a hepiniz hoş geldiniz. Hatırlarsanız en son bu yaşlı kadının evinde kalmıştık. Güzel tasarımlar yaptık. Bu arada yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Azerbaycan'dan ismini tam okuyamadım. Ayşe'ydi galiba, yanlış okumuyorsam eğer. Eğer yanlış okuduysam da affola. Abi banyoya halı atmadın dedin. Hemen halımızı alıyoruz. Ben video dışında şöyle ufak bir girdim. Buraya ufak bir halı koyalım o istediği için. Normalde biz Türk evlerimizde kolay kolay banyoya halı atmayız. Ancak böyle misafir gelecek de öyle halı koyarız falan. Ancak öyle kolay kolay halı olmaz yani, öyle söyleyeyim. Yatak odamız zaten böyleydi. Şuraya çok güzel bir giyinme odası ve arkasından ebeveyn banyosu yapmıştık. Şimdi buraları bitirdik. Geriye ne kaldı? Burası çok kolay zaten. Burayı hemen bitireceğiz. Burada bir ufak bir odamız var. Salonumuz gayet şık ve sade. Bir de mutfağımız var. Şimdi ben mutfakla başlamak istiyorum. Mutfağa boya yapacağım. Kesinlikle döşeme falan olmayacak. Duvarlar boyalar. Şimdi abi her zamanki gibi bizim düzgün bir renk narin kakao yapacağım ben. Bir iki teneke yeter gibime geliyor. Güzelce şuradan boyamaya başlayalım narin kakaoyla. Düzgün bir sade mutfak olsun istiyorum. Başka bir amacım yok. İnşallah o düzgün sade bir mutfağı da güzelce yapacağız. Biliyorsunuz ki biz ince ayrıntılara bakan insanlarız. İnce ayrıntıları da yapmayacağım değil. Şurayı belki burayla birleştirebilirim. Buraya yapmaktansa burası daha bir kullanışlı olacak. Şuraları boya. Burayı da boya. Güzel. Tamam, mükemmel. Güzelce boyamızı yapıyoruz. Burası da yemek masası falan koyacağım. Birleşik olacak yani mutfakla. Büyük çene bir mutfak yapmış olacağız böylece. Yani odanın birini bölmüş olacağız. Kısacası yani bölmekten kastım yok etmiş olacağız. Bütün bir mutfak yapmış olacağım buraya. Buranın fazla penceresi olması da bizim için bir dezavantaj mı? Evet, dezavantaj. Ama yani bu güzel bir mutfak yapmayacağımız anlamına da gelmiyor. Öyle söyleyeyim. Bu da tamam. O da tamam. Güzel. Yalnız bize bir tane galiba bir kova boya yetecekmiş gibi bir his var içimde. Yazmıyor ki bir kova boya şu kadar yer yapar demiyor açıkçası. Bak hala devam ediyor. Vallahi yetti bir kova. O da burayı boyar ha. Gerçekten bir kova boya yetti. Sat bakayım şunu. Tamam. Unuttuğumuz bir köşe, bucak. Yok değil mi? Gerçekten yetti. Ya keşke kovaya arkadaşım bu kadar yapar deseydi. Bak nereye unuttuk boyamayı? İnşallah yeter. Yetmedi. Demek ki satmamamız gerekiyormuş. İki boya sürtmemiz gerekiyordu buralara. Aslında buraya şöyle bir kapı yapabilirim. Bir bitirelim. Yerler kesinlikle fayans olacak. Hemen döşeme bölümüne girelim. Fayanslar güzel. Abi düzgün açık renkli bir fayans. Şu olur. Bence bu mükemmel olur. Buraya kaçtı. Eyvah. Dur. Buraya halı yapacağız. Döşeme. Yer kaplama tabakaları, halılar. Şuydu galiba. Aynen. Tamamdır. Bu kadar. Burası mutfak olacak. Şimdi buraya güzel bir gömme mutfak yapmak istiyorum açıkçası. Mutfak. Evet, yeni dolaplarımız. Ha, bak bu da güzel. Bunun düşünebiliriz ama ilk önce bizim yapmamız gereken güzel bir mutfak tezgahı
Asma dolap, bir dakika şimdi. Biz ne tür bir mutfak yapacağız? Emi'den açık renk yapalım. Aynen, beyaz yapalım. Üstünü de granit yapalım. Bir tane satın al şunu. Aynen. Onu şöyle bir ortaya koyalım. Buraya herhangi bir şey yapmamız gerekiyor mu? Yok. Tamam, güzel. Su akmıyor. Bir dakika, bir dakika. Kullan diyor. Neyi kullan? Oo. Aç, kapat ama su yok. Tamam, sorun değil. Evet, çift kapılı asma diyor. Asma lazım değil. Bir dakika. Çık asma. Asma değil. Çekmeceli değil. Sol köşe, sol köşe. Evet, bu. Üstü granit. Birden fazla satın alalım bunu. Buraya sığmadı. Oraya çekmecelisi var. Ama buraya sığmalısın sen. Evet, mükemmel oldu. Bak, buraya da ocağımızı, fırınımızı koyarız. Şurada çekmecelisini görmüştüm. Hemen çekmeceli. Evet, 60 santim çekmeceli. Ver kardeşim buraya. Sığar mısın? Yapma be, incesi lazım. Tamam. Sorun değil, 40 santim olur. Granit. Bak, bu da olur. İşte bu. Güzel. Bence mükemmel oldu. Üstüne de asma dolapları astık mı? Şimdi bir kısım bundan. Ama ilk önce benim şurada gördüğüm şu kulina. Emi var mı Emi? Emi yok. Tamam, kulina olsun. Bundan bir tane. Bak abicim. Şöyle buraya bir tane koy. Tamam mı? Bunun yanına bir tane yarım istiyorum. Yarım. Aynen bu. Aynen bu. Bunun yanına şu. Hop, bir tane daha. Sığarsın be. Yapma be. İnce yok mu ince? Küçük. Tekli var mı tekli? Alçak kulina. Kulina. Bir dakika bakacağım. Asma tek kapaklı. Asma. Tek kapaklı asma. Yapma be. Tek kapaklı asma yok mu? İşte burada. Kulina. Yok mu kulina? Kulina yok. Bunu koyarsak ne olur? Aa, yok, bu değil. Bir dakika. Asma tek kapaklı yok mu ya? Aa, gördünüz mü? Buyurun, size oyunda eksik bir şey daha. Asma tek kapaklı dolap yok. Aa, buradaymış ya. Dur. Ama yok, bu dolap yer dolabı. Asma tek kapılı yok. Çift kapılı, tek kapılı asma varmış ya. Benim gözümden kaçmış. Çok pardon. İyi de bu niye böyle? Bir dakika. Emi. O tutmadı. Kulina'nın yok o zaman. Kulina. Emi. Kulina. Asma dolap. Asma dolap. Tekli. Kulina. Açık ikili. Tamam. Camlı kulina. Abi, camsız tek kapaklı yok mu kulina? Yok. O zaman biz de bunu asarız. Tek kapaklı ama rengi beyaz. Bu altın, bunun beyaz rengi yok mu? Koyu camlı yok. Heh, bu olur. Tamam, bence mükemmel oldu. Bence gerçekten mükemmel oldu burası. Aynen öyle. Burası mükemmel. Şimdi mutfak biraz zamanımızı alacak. Bunu söyleyeyim. Hatta aslında şuraya bir dakika. Kulina Yarımadası için. Aynen bu. Granit. Abi, birden fazla satın al. Şu.
Bu tarafa mı böyle olur? Yok. Bu mutfağa bakar. Aynen. Bir. İki. Üç. Bence güzel oldu. Buraya da bir tane masa sığdırırız. Bence mükemmel. Bence mükemmel. Güzel. Zerzevat koyar, bir şey koyar. Bence mükemmel oldu. Hatta şöyle bir tık. Aynen. Aynen. Bak. Aynen. Bak. Süper. Bundan iyisi Şam'da kayısı derler bizde. Sizde ne derler bilemem. Aslında şu fırının küçüğünü bir tanesini şuraya emi fırın, açık renkli emi fırın. Kulina tekli var mı? Yok. Kulinalar niye yüksek? Yani şunun üstünü şu deneyelim bir dakika. Bence bu buraya daha bir hoş olacak. Bunun bir tanesini satalım. Bunları da böyle biraz şöyle çekelim. Ya yerleşeseye kadar böyle. Bakayım. Şöyle bakalım. Biraz daha geriye, şöyle geriye. Şu. Aynen. Prize yakın. Şimdi şunu abim böyle. Aynen. Bu da buraya. Bence böyle daha bir güzel oldu. Buraya da dolabımızı koyarız. Büyük buzdolabı koyarız. Burada yoktur zaten o elektronik malzemelerde. Şöyle bir bakalım. Oo, davlumbaz koyacağız. Ama bunu buraya oturtturamayız ki. O zaman imdadımıza şöyle bir duvar yetişecek. Yok, tam duvar değil, pervaz. Şöyle bakalım. Şu olur. 1 2 3. Tamam. 3 sıra bence yeterli. Onun için yeterli. Üstüne çünkü ocak koyacağım bunun. Abi hafif koyu koyu yok. Hafif. Bu neresi koyu hafif? Tamam bu iyi ya. Çok da yüksek oldu ama. Oo kral. Oo reis neler yapıyorsun sen böyle ya? Ocak. Oo hocam neler getirmişsiniz siz ama böyle? Ama siz neler getirdiniz böyle? Aman ya Rabbi. Neler geliyor böyle? Bulaşık makinesi. Bir dakika şimdi biz bir buzdolabı alalım bir tane. Rio açık renkli. Açık gömme buzdolabı. Abi bembeyaz olacak bu dolap. Bu da beyaz. Heh. Getir buraya. Bu böyle. Evet, duvara sıfır. Yanına bir tane de bulaşık makinesi hemen. Koy abicim. Bembeyaz olsun. Şöyle her şeyimiz beyaz. Bu niye böyle oldu? Bir dakika. Beyaz, beyaz. Tamam. Tamam, yapacak bir şey yok. Bu da tamam. Bunu çalıştıramıyoruz. Kalsın. Yalnız gerçekten mükemmel bir yer oldu. Tamam. Aha. Bir an dedim müzik kesilince ne oldu? Gerçekten ne oldu bir an? Şimdi bu gerçekten benim çok işimi alacak. Bunu anladık. Bakalım burada başka neler var? Başka bir şey yok burayla alakalı. Ben ufak televizyon varsa mutfakta televizyon olmasından yanayım. Ocağımızı koyduk. Gerek yok. Şöyle televizyon, ev elektroniği. Televizyon buradadır. HD monitörler, televizyonlar, asma televizyonlar. Abi keşke ufak televizyon koysaydınız yani.
Ben beklerdim yani bunun büyüğü değil de böyle kocaman televizyondansa buraya koyulmaz bu da yani. Buraya da koyamayız. Bak şuraya mesela ufak bir televizyon koyabilirdik. Çok da güzel olurdu. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Eğer izliyorsanız ufak televizyon lütfen. Ufak televizyon yazın ama asma ufak televizyonumuz olsun bir tane yani. Şimdi halı atmadık. Halı atacağız daha ama şeyimiz bitmedi. Aksesuarlar mutfak. Evet abicim geldik. Şimdi peçeteler, meçeteler. Aman ya Rabbim sen neler yapıyorsun? Bunu ver bir kere. Bunlar beyaz, hafif olsun. Aynen, hafif hafif güzel. Oo, güzel. Şöyle. Aynen, bunu köşeye koyduk. Şimdi daha güzelleri şöyle bakıyorum. Aman 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 neler var neler. Şunu kesinlikle ver. Tamam. Şuraya mikrodalga fırın bile koyabilirim. Duruma göre bakacağım. Şimdi şu asma. Heh. Aska önemli abicim. Beyaz olacak. Beyaz olacak. Her şeyle beyaz olmalı. Bu da çok mu büyük? Küçüğünü mü koysak? Yo, şurası olur. Dur. Burası mükemmel olur hem de. Bunu da koyduk. Evet, güzel de durdu. Şimdi bir tane bıçak standı her zaman benim olmazsa olmazımdır bir bıçak standı bir evde. Bunu buraya. Abi bir tane bıçak doğrama tahtası. Bu da şöyle. Tamam bak burası mükemmel oldu. Şimdi başka. Yani şu şeker kapları falan şuraya olabilir. Buraya dav yazmışım yanlışlıkla. Şimdi hangisinden koyalım? Ona bakıyorum. Şu güzel gibi ya. Ama isim olarak kötü. Çay, kahve, aşk, şeker, çay, kahve. Güzel, beyaz olsun. Üst kapağı da beyaz olsun, bembeyaz olsun. Bir tane kahve. Abi onu şöyle koyalım. Tamam mı? Bir tane çay. Bir tane de kahve koyduk mu? Koymadık. Şeker koymuşuz. Tamam. Kahve. Şeyi unuttuk. Söyleyemedim. Ama görünce evet abi diyeceksiniz. Kahve makinesi. Olmazsa olmaz. Bence olmazsa olmaz. Abicim bu da çok büyük ama ya. Onu da böyle koyalım. Ne yapalım yani? Vay arkadaş, mecbur buraya koyacağım. Çok büyük çıktı. Bence çok amaçlı bir şey yaptık. Ne derler? Unuttum. Ne derler? Bir şey derler, ne derler? Bir tane de mikrodalga koyacağız dedik. Mikrodalgamızı unutmayalım. Mikrodalga. Neredesin mikrodalga fırın? Mikrodalga buradasın. Gel. Seni de böyle koyduk. Bence güzel. Yani hemen buraya ver abicim perdelerimizi. Kapılar, pencereler, perdeler, jalüziler. Abi buraya geniş, kısa perde. Uzun bu. Kısa var mı kısa? Tamam. Kısa dar değil. Kısa geniş perde. Aynen. Buraya narin çiçekler, gri çiçekleri yaptık. Narin çiçekler olabilir ama evet, korktuğum başıma geldi. Dolaptan dolayı biz bunu buraya koyamıyoruz. Şimdilik şöyle çek. Ver buraya. Koyduk. Birleştir şunu güzelce. Hoppa, güzel. Vidaları sıktık. Bu da güzel. Evet abicim. Tamam. Şimdi. Evet. Sadece geriye çekmek kaldı. Tamam, mecbur. Bazı şeyler mecbur böyle olmak zorunda. Perde bizi maalesef engelliyor. Yapacak bir şey yok. Perdemiz olmadan olmaz. Hop, ocak yanık kalmış. Kapat.
Yalnız şu olayı gerçekten sevdim ya. Buraya sırf bunun için duvar ördük. Acaba bölse miydik? Bölmedik, daha iyi oldu. Boş ver. Şimdi buraya hemen unutmadan döşeme yer halılar. Evet. Abi güzel. Rose ile dikdörtgen bence buraya olur. Bunu daha önce bir yere koyduk mu? Bir dakika. Buraya koymadık. Tamam. Koymadığımız için mutluyum. Rose ile dikdörtgen oranın güzel bir halısı oldu. Bence mükemmel de durdu. Sade bir yer oldu. Duvar koyu ama geri kalan. Buraya çizgili dikdörtgen halıdan alıp üstüne de masamızı koymak istiyorum. Mobilya, masalar. Bu değil, diğer masalar. Abi yemek masası. Aynen öyle. Bana düzgün bir yemek masası lazım. Şu güzel. Sade. Hafif. Hafif. Yok, bu demirse olmaz bu iş. Sehpa. Bu da olmaz. Evet, bu olabilir. Beyaz. Evet, üstü cam gibi. Gri, beyaz, siyah. Siyah nasıl duracak? Güzel de durdu. Küçük bir masa. Aynen, küçük olur. Güzel de durdu bence. Sandalyeler. Evet. Şimdi sandalyemiz şu olabilir. Küçük hayvan sandalyesi olmaz. Yemek masasında hayvan sandalyesinin işi ne? Açıkçası. Şimdi bir şey geldi aklıma. En son yapacağım unutmazsam eğer. Evet, güzel şeyler var. Aklıma geldiği oldu. Evet, bu güzel. Aynen abicim. Bundan birden fazla satın al. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Yok abicim, içeri bunu. Bunu da böyle. Bunu da böyle. Tamam, karşılıklı. Bunlar da karşılıklı. İlk defa simetrik yaptık. Güzel oldu. Lambalar. En önemli şey, unutmayalım. Tavan abicim, tavan. Şimdi asılı kısa elmas lamba. Bundan ver. Orta boy olsun, beyaz olsun, beyaz olsun. Birden fazla satın al. Bir tane buraya, bir tane de buraya. Işık ne alemde? Yaktığımız zaman bence loş ışık gayet de güzel. Hemen perdeler bölümünden gene. Bu sefer uzun oldu, farkındayım. Galiba bitiremeyeceğiz. Ben bu bölüm bitireceğim dedim ama mutfak işi beni gerçekten çok yordu. Açık gri olsun, hafif kir götürsün. Bir tane buraya, bir tane de buraya. Birleştir. Hop, hop, hop. İşte bu. Birleştir. Hop. Hop. Taktın. Bitti. İşte bu. Bence var ya, harbiden mükemmel oldu ya. Aşık oldum eve bir anda ya. Ya bu yeni gelen DLC gerçekten mükemmel ya. Vallahi çok güzel durdu ya. Hop, ocağı niye şey yapıyorsunuz ki abicim, açık bırakıyorsunuz? Yani bir yerden çıkıyoruz, girdik mi ocak yanık kalıyor. Bu da bir bak herhalde. Dışarı çıktık, geldik, ocak yanıyor. Allah Allah, enteresan. Bence tavak çanak koymaya gerek yok, herkes kendi alsın. Gelelim buraya. Şimdi bunu bir sat, küp al. Küpten sat, küp lazım değil. Şuraya ilk önce şu şeyi bitireyim. Döşeme, yer kaplamaları ve karoları deyip. Abi buraya gri operim döşenir. Burası olur. Bence muazzam da olur. Güzel de durur buraya. Evet, güzel. Halı. Değişik bir halı. O zaten şey. Buraya bir tane çocuk odası olur. Bence olur. Halı döşeyelim buraya da. Ne renk döşesek derseniz. Ya da beyaz panel mi yapsak? Bak. Wow. Olur mu olur. Gerçekten güzel de durur yani. Aldın buraya. Hop. Şu araya da döşe. Beyaz. Çocuk odası için bence iyi. Şimdi buraya duvar olarak kaplama seçeceğim. Sütlü elips duvar kağıdı. Abi çocuk
Bu. Bu olacak. Aynen. 1, 2, 3. 3 tane yetmezse devamını alırız. Verdin. Allah'tan var ya, şu olay hızlı oldu da aşırı hoşuma giden olaylardan biri. Hızlıca iş bitiriyoruz. Işığımızı da yakalım. Daha fazla karanlık olmasın sizin için. Taktın, 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 taktın. Taktın, taktın. O da bitti. Ver şu beşliği de. Taktın, taktın. Abi buralara kadar döşüyoruz biz. Bizde kaçak işi yok. Bak yetmedi bile. Daha yetmeyecek de. Sonra abi karanlıkta iş yapma, çok karanlık oluyor demeyin. Alın size kafa lambasını taktık. Tamam, daha iki tane daha gider buraya. 1, 2. Verdin. Bu da bitti. Bak yetmeyecek dedim ben size. İki tane gider dedim. Yetmeyebilir bile. Bakayım. Yetmeyebilir. Gerçekten yetmeyebilir diyecektim ki. 1, 2, 3, 4, 5. Yetmedi. Bir tane daha ver. Şimdi. O değil de. Biz bunu nasıl satacağız? Şu elimdekilerle. Aa. Bir dakika. Ya bunu nasıl yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Şimdi ben bunların hepsini satmak istiyorum. Peki elimdeki gitti mi? Gitmedi işte. Ya uyuz oluyorum bu olaya ya. Abi çok da karanlık oldu. Aa burayı boyamamışız. Burayı hemen bir küçük boya yapalım ya. Boya. Boya boya boya. Hemen boya. Buraya gümüş grisi olsun. Açık ev oldu bu ya. Gerçekten açık renkli ev yaptık yani buraya. Bu ne böyle? Hızlıca gümüş grisine boyayalım. Ya bir dahaki bölüme uzamaması için biraz uzun bölüm yapacağım. Haberiniz olsun. Mümkün olduğu kadar uzatmamaya çalışıyorum. Güzel. Bitirdin. Bitirdin. Güzel. Koy. Tamam. Buraya boş bir kasa da koyabilirim ha. Gerçekten koyabilirim. Şimdi ilk önce bir perde koyayım ben buraya. Perde şart. Önce perde. Perdeler, jalüziler. Abi desenli Roma perde. Saç altı olur. Gri çizgili, beyaz olmaz. Puantiyeli, nazikayı hiç olmadı. Kara indiba, saç altı. Ver bundan ya. Çok affedersiniz. Hemen bunu astın. Bu arada çok parlıyor yani. Işıktan dolayı da göremiyorum. Böyle daha iyi takılıyor. Bakın perdeyi uzaktan bakınca güzel duruyor. Lambayı kapatınca daha bir güzel duruyor ama kafa lambamı açacağım. Şimdi buraya mobilya bölümünden yataklar çok önem vermeyeceğim açıkçası. Hatta bak şu ranzadan koyacağım ya. Boyu değil, açık renkli. Rengi de beyaz olsun. Şurası da kimsenin beğenmeyeceği açık yeşil. Burası da açık yeşil. Neresini açık yeşil yaptı? Ha dolap kısmı. Oo çok iyiymiş lan bu. Açık yeşil. Her şey açık yeşil olsun abi. Bu da açık yeşil. Aynen. Bak şimdi biz bunu buraya sığdırdık mı? Ama sığdırırsak bir dakika. Dolap bu taraf mı? Güzel. Bir dakika buraya koysak. Çok mu boğar odayı? Yok. Acı bir şey söyleyeyim mi? Bir kere de bitti bu iş. Oo güzel de oldu ha. Oy. O nasıl bir ses? Anam ben sesi çok açık bırakmışım. O nasıl bir ses dedim ya? Hayret bir şeysin yani sen de. Hemen lambalar. Şu lambayı da takalım artık. Burası çocuk odası olduğuna göre yıldız çocuk tavan. Aynen abicim. Tamam yak bunu. Oh be.
Aa, güzel de durdu. Çocuğumun olmadığını söylemiş miydin? Söylememiştin. Öyleseydin ne yapayım yani? Mobilya, sandalyeler. Mimi döner sandalye, ver. Medium. Rengi açık gri, beyaz. Bak, gayet güzel. Aynen. Bence mükemmel oldu. Yere bir halı atıp birkaç tane de oyuncak koyduk mu tamamdır. Döşeme halılar. Şöyle güzel. Kara indi bağlar olur. Nasıl olsa şeyler o. Aynen yolluk. Tamam. Buraya küçük bir şey şöyle. Kısa küçük. Böyle küçücük bir şey. Yuvarlak halı beyaz koyalım buraya da. Aynen. Bak. Aa, şöyle. Oyuncak koymayacağım. Oyuncağı kendi çocuğu kendisi getirsin. Şimdi buraya girelim. Bak buraya da lamba koymayı unutmuşuz. Şuraya bir tane lambalar. Yanlış yere girdim. Lambalar. Abi kısa. Beyaz beyaz. Verdin. Tamam. Burayı da yak. Tamam. Böyle loş ışıklar benim için ideal. Burası çok ışık. Evet. Şimdi buraya ne yapacağım? Merak edenleriniz olmuştur. Abi ne yapacaksın? Hemen. Ama yer de yok. Şimdi buraya koyarsam geçmeye yer kalmaz. Makyaj masası koymayı düşünüyorum. Ama nasıl? Şuraya koyabiliriz. Olabilir. Şimdi çok acayip şeyler gördüm çünkü az önce. Makyaj masası. Evet, güzel. Hermes makyaj masası var. Plus ahşap konuşamadım masası var. Abi çok büyük işte ya. Çok büyük. Hermes nasıl? Beyaz, beyaz, beyaz. Yakutlar altın. Tamam ya, güzel bence bu dursun. Şimdi asıl bölüme geliyoruz. Mobilyalar, sandalyeler. Ben burada az önce gözüme çok güzel sandalyeler. Heh. Heh. İşte bu. Az önce çarptı gözüme. Abi bunu koyduk. Dur, daha bitmedi arkadaşlar. Bir şey daha çarptı. İşte bu. Heh. Heh. Bu abicim, bu. Aga be, süper olmadı mı? Dur. Hafif sol. Aynen bu. Kullan. Ana, oturduk ne güzel bak. Oh. Var ya. Ufak bir dokunuş. Geçmeye yer yok. Olsun, üstünden atlayıversin. Bak böyle oturdu. Oh. Tamam. Güzel. Bence böyle sade kalsın. Bunun da ışığı kendine kadar. Buraya kapı koymadık. Sonra demeyin abi kapı koymadın bilmem ne. Abi kapısız sattın evi de. Kapı pencereler. Gel buraya. Bakayım. Evet, güzel. Buraya da şunu koyacağım. Bir dakika, nerede o? Nerede o? Nerede o? Aha da bu. Heh. Abi. Kahverengi olabilir. Tamam. Bir tane de buraya koyalım. Onu da gördüm. Kahverengi. Aynen. Bak. Haydi. Nasıl sığmadı bu buraya? Hayda. Hayda. Bir dakika, bir dakika. Bu niye böyle oldu şimdi? Bir dakika. Bunu şöyle koy bakayım. Kapı kasası kaç yer kaplıyor ki? Bacı ne yaptın sen ya? Duvar kırmak zorunda bıraktırdın bizi. Buraya sığar herhalde ya. Dur bakayım. Tamam. Güzel. Şimdi şuraya ince bir duvar. Aa, bu çok kötü oldu ama ya. Ama burası böyle olmaz ki ya. Yarım duvar niye yapmamış ki bu? Buyurun. Oyunun bir hatası daha. Yani. Ah.
Şimdi yani bu kadar saçma bir durum ben hayatım boyunca görmedim. Bak. Harbi böyle bir şey olamaz olsun ya. Hayret bir şey ya. Gerçekten hayret bir şey arkadaşlar. Şu an yani söyleyecek bir laf bulamıyorum. Bu çift kapı kasası için bir tık büyük yapmışlar. Ve buraya duvar sığmıyor. İnanılmazsın ya. Gerçekten inanılmazsın. Ver şunu. Bununla gizleriz biz de burayı. Heh. Tamam. Böyle olacak. Bir mühendisin hatası. Ha, şimdi duvarlara ne renkti buranın rengi? Çok güzel bir soru. Duvarlar boyalar. Doğal bej yapmıştık galiba ya. Galiba doğal bej gibiydi. Bakayım. Sırıttı doğal bej değilmiş demek ki. Ne renkti buranın rengi? Ah neydi burası? Gri bej miydi? Gri bej de değil. Buranın rengi ne renkti? Doğal bej değil, gri bej değil. Açık krem mi? Olabilir mi? Evet, doğru. Açık krem. Burayı da bu renge boya. Saçma sapan durmasın böyle. Buraya bak ya. Ah, buraya ne renk yapmıştık? Şey yapmıştık. Narin kakao muydu? Dur şu boyayı sat. Son dokunuşlar hemen artık. Narin kakao. Şuraya koy. Satışa geçeceğim. Tamam, güzel. Ya orası da öyle kalacak. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Yapacak iyi hiçbir şey yok. Yavaştan satışa geçiyorum. Evi bitirdik. Güzel de oldu bence. Burası bitti. Buraya ışık koymuşuz ama yakmamışız. Bunu da yakalım. Girdiğimiz her yerde ışık yansın. Güzel. Burasınınkini buraya koymamışız. Buraya koymayacağım ışık. Gene giremedim. Aa dur. Heh, buraya da koymamışız. Hadi koyayım. Buraya da ışık koyayım. Lambalar. Tavan. Buraya şu kısa elmastan bir tane koyuyorum. Bir tane de tertibattan. Bir dakika. Şuraya da bir tane aplik koyacağım. Tam şu tepeye. Aplikler. Aplik. Abi aplik koyulabilecek buradaki en güzel aplik bu. Veyahut da bu. Aynen öyle. Bu. Ters oldu yalnız bu. Şöyle. Aynen. Bir tertibat bölümüne girelim. Tertibat. Düğme. Şık lamba anahtarı. Satın al bir tane şuraya. Yak. Tamam. Yeterli. Geçmek için eğiliyorum artık. Bir tane de buraya. Hatta şuraya. Girdiğin gibi yak. Orası tamam. Bir tane de buraya alalım o kısadan. Şurada. Yok. Beyaz. Beyaza beyaz. Tamam. Bu da tamam. Yak bunları. Tamam. Güzel abicim. Bence mükemmel oldu her şey. Dört dörtlük şu kapı haricinde. Bu da tamamen mühendislik hatası dediğim gibi. Evet, yavaştan satmaya geçelim. Bahçeyi yapmayacağım. Onu söyleyeyim. Evi sat. Evi satılığa çıkar. Açık arttırmaya koy. Haydi bakalım. Güzel. Güzel. 99. 99 bin. 100 bin. Güzel. 101 bin. 102 bin. Canpare 103 bin. İsmet oldu 112 bin. Ablacım. Hafif bir pazarlık yapmam lazım sizinle. En az 7 bin. 10 bin hatta. 10 bin. Bence pazarlık yapmalısın. Tamam. Ha? O kadar paramız yok. Kusura bakma.
Buna satamıyor muyum? Buna niye satamıyorum? Ya abi işte. Ya oyunun şunu bir türlü yapamadınız abi. Bakın yapamadınız. İsyan ediyorum bu konuda ya. Şu açık arttırmada pazarlık payında, yani pazarlık bir kere de biti yapılacak bir şey değil ya. Pazarlık dediğin uzun uzun uğraşman lazım. Kabul et, lanet olsun ya. Geç abi, geç. Hayret bir şey ya. Ya kızınca kızdı oluyor arkadaşlar ama kusura bakmayın gerçekten. Ya bu kadar olamaz ya. Ya bir oyunu yapıyorsun. Pazarlık bölümünü bir kısacık tutamazsın. Pazarlık yap diye bir şey varsa pazarlık dediğin uzun olur. O kadar paramız yok, kusura bakma, veremeyiz. E tamam. Biraz daha düşelim. 7000 yapalım. 8000 yapalım. Yani olmaz ya. Gerçekten olmaz ya. Son dakikada gerçekten kızdırdılar. Yapacak bir şey yok. Sürpriz olsun. Bir sonraki bölüm hangisini yapacağımı bilmiyorum. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Umarım keyif almışsınızdır. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.